Karaman'da yaşayan her kardeşimi hasretle, muhabbetle kucaklıyorum. Aziz milletimize şükranlarımı sunuyorum. Karaman'ın ortak paydasıdır. Tam 742 yıl önce Karamanoğlu Mehmet Bey'in yayımladığı "Bugünden sonra hiç kimse sarayda, divanda, meclislerde ve seyranda Türk dilini tan köşesidir." Bu vesileyle Türkçe sevdalısı aziz ceddimizi hürmet ve rahmetle yad ediyor. Hepsinin kabirleri nur, mekanları cennet olsun diyorum. Karaman dünyayı MHP'dedir, görev MHP'dedir. Sorumluluğumuzun gereği neyse yapacağız. Görevimizi harfiyen yerine getireceğiz. Buna inanınız, bundan emin olunuz. Azı çok yapmak, eksiği tamamlamak, gediği onarmak, ihtiyacı gidermek, beklentileri karşılamak bizim harcımızdır, bizim gayemizdir, bizim haysiyetimize emanettir. Karaman ve Türk milletine aşkla hizmet edeceğiz. Yolumuzdan dönmeyeceğiz. Yürüyüşümüzden vazgeçmeyeceğiz. Çağı, gelişmeleri, alemi Türkçe okuma ve yorumlama kararlılığımızdan asla taviz vermeyeceğiz. Biz Milliyetçi Hareket Partisi'yiz. Türklük ve Türkiye sevdalısı inanmış yürekleriz. Aziz ve irademiz Türk milletinin yükselişidir. Başarmak dışında ikinci bir seçeneğimiz yoktur. Yılgınlığa düşmeyi temin edecektir. Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi varoluş gayemizin milli ve stratejik güvencesi, büyük Türkiye hedefinin hukuki ve ahlaki güç kaynağıdır. Türkiye'nin karşısında saf saf dizilerek karanlık çevrelerin koro halinde ve ağız birliği içinde Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemini karalamaları boşuna değildir. Maksat arızalıdır. Ahlaken çatlıktır. Gezi Parkı'nda 3-5 ağaç bahanesini kılıf yaparak organize ve geniş katılımlı toplumsal bir kalkışmayı provoka eden failler yeni sistemden rahatsızdır. 6-7 Ekim olaylarıyla isyanı deneyenler yeni sistemden şikayetçidir. Doğu ve Güneydoğu il ve ilçelerimizde çukur açanlar, hendek kazanlar, barikat dikenler, vatan evlatlarımızı şerefsizce şehit edenler yeni sistemden